Arkadaşlar lütfen lisanslarınızı vermeyin. Alanlar lütfen lisans almayın. Ve şunu söyledim. Aç mezarı yok dedim. Kimse açlığından ölmüyor. Çoğu insan guttan ölüyor. Allah kezinden versin. Gut aşırı beslenme biliyorsun. Biliyorsunuz yani. Şimdi yani niye ya yönetici diploma kiralıyor? Ben anlamıyorum arkadaş. Şey ve arkadaş bunu veriyor diplomasını. 50 tane bahane yok şöyleydi yok böyleydi bilmem şimdi, neydi. Yani ya üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum ya. Ya benden ne istiyorlar? Kaç senedir istiyor? Vermem arkadaş. Vermem. Niye vereyim ya? Ben orada yıllarımı vermişim, şey etmişim. Diploma almışım. Fedakarlıklar, yurt içi seminerler, paneller, yurt dışı seminerler, paneller, kendini gelişim, şunlar bunlar. Ben sana lisansımı vereceğim. Sen esasında bunu alan başkan ve yöneticiler birinci derecede suçlu. Hocam, ondan sonra veren suçlu, alan suçlu. En büyük suçlu da Türkiye Futbol Federasyonu. Başka derneğe bir yaptırımı yok. Ben dernekçiyim ya. Derneğe bir yaptırımı yok. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl trafikte fare müfettişler var? Müfettişleri tutacak. Tut beni müfettiş. Futbol Federasyonu, TFF'ye buradan sesleniyorum. Tut beni müfettiş. Kaç tanesini yakalıyorum, çıkarıyorum. Ver cezasını bakayım. Hadi beni tut müfettiş. Bir lira istemiyorum. Türkiye'yi karış karış gezeceğim 81 ili. 126 takım, profesyonel takıma kimler lisansını veriyor? Ben hepsini verir söyleyeceğim size. Ya bu iş olmuş ya. İsmini vermeyeyim. Diyor ki bir adam, antrenör bana gelin diyormuş. Ben size hangi kulüpler istiyor onu söyleyeyim. Oraları verin. Ama komisyon alırım sizden diyormuş. Ya böyle bir antrenörlük ayağım düştü ya. Yapmayın kurban olayım ya. Hocam bu yapmayın konuda ya. Ceren hocam bu konuyla ilgili şöyle birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi özellikle amatör liglerimizde semt takımlarımızın tabii bu aslında olaya şöyle bakmak lazım. Metin hocama teşekkür ediyoruz. Yani herkes görevini yapmalı. Yani başkan, yönetici, antrenör, efendim oradaki herkesin görevini herkes en iyi şekilde yapması gerekir. Bununla alakalı tabii Türkiye'de sürekli olarak bir antrenör belgesi veriliyor. Ciddi sayıda yaklaşık 15-17 bin yakın bir antrenör. 23 bin. 23 bin. Bak ben en son aklıma kalanı 23 bin civarında bir antrenörümüz var. Şimdi bu antrenör arkadaşlarımızın tabii hepsi çalışmak istiyorlar. Yani bir takım çalıştırmak istiyor ki doğaldır. Çünkü bunu sevmişler, gönül vermişler. Tabii bir taraftan da semt kulüplerimizin şöyle bir sıkıntısı var. İster istemez yani bir antrenörün maliyeti onlar için son derece yüksek. Yani şunu söyleyeceğim. Ben kabul etmiyorum. Hocam şöyle söyleyeceğim. Bak, başka bir örnek vereceğim hocam. Başka bir örnek vereceğim. Şimdi son derece başarılı olan semt kulüplerimiz de var. Evet. Şimdi Futbol Federasyonu şöyle bir uygulamaya gidebilir. Yani bu konuda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği yapabilir. Yani şu var. Der ki efendim bir semt kulübünün efendim kaç kategoride katılıyor? İşte 5 kategoride katılıyor. Başarısı nedir? Ona göre Futbol Federasyonu o kulüplerin atıyorum bir katkı verebilir. Yani antrenörün ücreti noktasından yani maaşını ödeme noktasından o kulübe bir katkı sunabilir eğer başarısı varsa. Burada bir İslam, antrenörün İslam yaratması demektir. Yani oradaki kulüp başkanı da şu hedefi olacaktır. Ya ben burada antrenörü çalıştırıyorum. Başarılı olduğum takdirde Futbol Federasyonu bana bu konuda zaten benim antrenörüm parasını verecek. Bu konuda bir çalışma yapılabilir. Yani ama şu da bir gerçek. Elbette ki eğer bir takım varsa da yani o kulüp başkanı yöneticinin de en azından bir tane hoca çalıştıracak bir parası ve o maaşını verebileceği bir kaynağı olması gerekir kanaatindeyim. Bu olması lazım. Bunu düzenlemek lazım. Ama burada yaparken ben tabii burada federasyon başkanı olarak elbette kulüplerimi de yani korumak ve onların da yaşadığı zorluğu da dile getirmek zorundayım. Tamam, ama bahsetmiş olduğunuz profesyonel liglerde bu olmaması ya, lazım. Yapmayın ya. Şu anda evet. Yanlış bilmiyorsam evet. Biliyorsam kusura bakmasın. Rica ederiz hocam. Göztepe futbol takımı İlhan Palut Hoca ile anlaştı. Evet. 3 senelik mukavele imzaladı. İlhan Palut Hoca'nın bildiğim kadarıyla pro lisansı yok. Değil mi? Yok. Şimdi Süper Lig'den bahsediyoruz. Evet. Bak, en üst ligimizden bahsediyorum. Süper Lig'den bahsediyorum size. Yok. Gelelim TFF 1. Lig'e. Balıkesir Spor'un teknik adamının lisansı yetersiz. Yetersiz. Karagümrük'ün hocasının lisansı yetersiz. Osmanlı Spor yetersiz. Bak, Keçiören Gücü'nün lisansı yetersiz. Osmanlı Spor'un yetersiz.
ne bileyim ya, ya arkadaşlar ya olmuyor ya. Siz diyorsunuz ya ki siz amatörü ya konuşuyorsunuz, üstteki ya üstteki bu, üstteki bu. Bu diyorsun. Şimdi üstteki bu. Gel aşağılara in. İkincilik kırmızı grup, ikincilik beyaz grup. Hocam üçüncülük, birinci, ikinci, üçüncü. Ya ne diyorlar? Temiz futbol. Ya temiz yönetenler temiz futbola ön ayak olmuyor ki. Yöneten yanlış yapıyor. Kulüp başkanı diyor kime alayım? Ya kime alırsan al. Ama bu yanlış yapma. Temiz futbol diyorsunuz. Neyin temizi ya? Neyin temizi ya? Bot gırtlağa kadar boşta. 14 milyar Türk lirası 4 büyük kulübün borcu var ya. 14 milyar Türk lirası.